Ben Hayır Hizmetler Vakfı Gençlik Komisyonu Tanıtım Medya Sorumlusu Yusra Akara. Yarışmamızda da teknik koordinatörüm inşallah. Yarışmamız görevler ve online dersler olarak ikiye ayrılıyor. Gruplarımıza her hafta farklı farklı görevler veriyoruz. Bunları video kayıtlarına almalarını istiyoruz. Bir de online derslerimiz oluyor. Online derslerde de öncü şahsiyetleri işliyoruz. Bu sene formatta birazcık değişiklik yaptık. Nasip olursa online dersleri alanında uzman derslerimizden tek bir ağızdan göreceğiz. Katılım şartları lise veya ortaokuldan olmaları gerekiyor öğrencilerin, takımların. Bir de en az 3, en fazla da 4 kişilik takımlar kurmaları gerekiyorlar. Kayıtlarımız Google Form üzerinden oluyor. Formlara da videonun altından ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Katılım zorunlu. Katılmayan her öğrenciden puan kesilecek. Koordinatörleri devamsızlık alarak, yoklama alarak öğrencilerin katılıp katılmadıklarını görecekler. Haftalık görevler. Geçen sene verdiklerimiz mesela kainatı oku, sünneti dirilt. Böyle görevler verdik. Bunları biraz ucu açık şekilde veriyoruz, çok kısıtlamadan. Çocukların hayal güçlerine bağlı. Artık istediklerini çekiyorlar ve ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Biz koordinatörlere zaten başlamadan önce koordinatörlere toplantı yapıyoruz. Ben çocukların kullanabileceği çok kolay şeyleri, programları söylüyorum baştan. Bazı çocuklar daha iyisini biliyoruz diyorlar, onu kullanıyorlar. Bazıları bizim söylediklerimizi kullanıp rahatça yapıyorlar. Kız ortaokul ayrı, kız lise ayrı, erkek ortaokul ayrı, erkek lise ayrı. Ödüllerimiz birinci takıma 1000 lira, ikinci takıma 750 lira, üçüncü takıma da 500 lira vereceğiz nasip kısmet olursa. Yarışmamız Türkiye çapında. Çoğu tavşandan olsa da Hatay'dan, Konya'dan, İstanbul'dan yarışmacılarımız da var. Kayıtlarımız 10 Ocak'ta başladı. 7 Şubat'ta da bitecek. Kontenjanlarımız sınırlı. O yüzden 7 Şubat'a kadar ertelemesinler bence. Bu sene formatta birazcık daha değişiklik yaptık ve çocukların yapabilecekleri ekstra bir görev daha koyduk. Bu 4 haftalık görevin dışında bir görev daha olacak. Bu görevi de 4 hafta boyunca yapacaklar. En sonunda bonus puan alacaklar. Tabii bu isteğe bağlı. Biz bu yarışmayı geçen sene pandemide yaptık. Çocuklar artık pandemide çok sıkıldıkları için grupça bir şeyler yapma eğiliminde çok fazla oldular. Geçen seneki çoğunluk amacımız buydu. Bu sene de aynı şekilde devam. Zaten görevlerimiz daha çok dini içerikli oluyor. Çocukları birazcık da böyle dini yolda, İslam yolunda yürümeleri için, biraz vesile olmak için de yapıyoruz yarışmamızı. Biz teknik ekip olarak hazırız. Sizleri de bekliyoruz yarışmamıza inşallah. Hep birlikte eğlenelim, öğrenelim. Kayıtlarınızı bekleriz.